Merhaba canlar, ben Dilay. Yeni bir Resident Evil Code Veronica X bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bildiğiniz gibi burada kartımızı almıştık ve yolumuza devam edecektik. Şimdi hemen şuradan çantaya bırakacağım şeyleri bir bırakayım. Tabii aşağı yukarı yapabilirim. Sana yaptım. Şimdi şu kartın şifresini bir emin olmak için bir bakayım neymiş. NTC0394. Tamam. Ben UTC diye hatırlıyordum bunu. NTC'ymiş. Buralarda bir şeyler yok. Buradan aşağıya ineyim hemen. Şimdi şu bilgisayara öğrendiğimiz kullanıcı şifresini mi desem ne desem onu gireceğiz. Böylelikle şu kapı açılacak. Niye giremiyorum? Heh. Ne? TC 0 394 tamamdır. Tamamdır. Onayladı. Şimdi kapı açılacak. Tamamdır. Kartla da işimiz bitti artık. Şimdi şuradan yolumuza devam edelim. Şurada ama ilk önce eşyalar vardı. Onları bir alayım ben. Şimdi şu kargalarla alakalı, karga mı desem ne desem, şu böceklerle alakalı. Şöyle tuttuğunuzda size yaklaşmıyorlar. Çakma. O yüzden bunların oldukları yerlerde böyle gezeceğim. Yoksa çok can götürüyorlar. İki tane eşya için dayak yemeye gerek yok açıkçası. Tamam. Evet. Buradan eşyaları kafamın etini yedirmeden neyse ki alıp çıkabildim. Şimdi handgun'ımı alayım elime de. Şimdilik bununla devam edeceğim. Burada zombiler var. Şunları öldüreyim. Gelip geçerken beni sıkmasınlar. Şu ölmedi. Ölmediğini biliyordum da kafamı diyorum ya, ayağımı ısıracağım aklıma gelmedi açıkçası. Ups. Tamam. Tamam, bunların hepsini hallettim. Şu kırmızı otu da alayım. Yakın zamanda bir sandık odasına uğramam gerekecek bu arada. Şurada bir zombi var. Öldün mü sen? Ölmemiş. Gebersene lan. Tamam. Bu da öldü. Bu kapı kilitli şimdilik. Şu da kilitliydi yanlışım yoksa. Bakayım. Evet. Silver Crest. Daha sonra açacağız. Şuraya girelim. Şimdi burada başka bir eşya var mıydı? Buralarda bir şeyler yoktu diye hatırlıyorum. Evet, yok. Şuraya basalım şu tuşa. Burada Alfred ve Alexia'nın olduğu ufak bir klip giriyor.
Evet, ilginç bir klip aslında bu. Yani ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. Evet, sonrasında da bu gizli yer açıldı. Şimdi şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Şuradaki silahı bizim aslında alıp yukarıdaki o save odasında görmüştük. Oraya koymamız gerekiyor. Fakat burayı hani sizlerin de tahmin edeceği üzere bu tuzak, yani silah aldığınız anda burası sizi içeriye kilitliyor. Sonrasında da çıkamıyorsunuz ama biz bu silahı Steve sayesinde birazdan erişeceğiz. Yani göreceksiniz şimdi zaten de. Bu sayede silahı da almış olacağız. Ama Steve biraz tabii kendini tehlikeye atmış olacak. Biz o kolu aldık, çıkıyoruz şimdi. Derken bağırış, yardım edin diyor. Steve? Evet, daha iki adım attık. Ne ara geldin de sen o silahı aldın oradan Steve? Orada bekliyordu herhalde almak için. Yani başka bir açıklaması olamaz. Daha 2 dakika bile geçmedi çünkü. Evet, burada ufak bir puzzle çözmemiz gerekiyor canlar. Burada yanlış hatırlamıyorsam silahları seçiyorduk sadece. Yani C, D yok. Pardon. Yok. Böyle miydi? Hayır, böyle değildi. Silahları seçiyorduk sadece. Bıçak değil miydi? F var mıydı? Bir böyle deneyim. Tamam. Bıçağı seçmeyecekmişiz. Silahlar da öyle tuttu aklımda da. Silahları seçeceğiz diye tutmuştum. Oh, I need those. Give them to me. Ver diyor Cliff. Ben buldum, ben tutacağım Steve'de. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Evet, gitti bizimki. Silahları da aldı. Neyse, biz yolumuza devam edelim. Nasıl olsa o silahlar yakında bizim olacak. Yanlış girdim buraya. Başka bir sinematiğimiz daha girdi. Bu sefer Alfred bizi kurşuna dizmeye çalışıyor. How dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you? Sinirlendi Alfred. The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Evet, Alfred de diyor benim ailem en bilinen ailelerden birisidir, işte benim dedem Umbrella'nın kurucularından birisi falan dedi. Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable. How can you deny it? My base has been destroyed. Evet, benim base'im yok edildi diyor. Seni
Senin yüzünden de işte T virüsü yayıldı falan diyor Alfred. Kim için çalışıyorsun diyor. Oo, fena sıktı ha. Have it your way then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Alfred bizi bir tehdit edip gitti. Tabii Alfred'le daha ilk karşılaşmamız ama son olmayacak sizlerin de tahmin edeceği üzere. Sık sık göreceğiz Alfred'i. Şuradan ineyim aşağı. Şurada bir ot falan mı bırakmıştım ben? Bakayım. Evet, ot bırakmışım burada bir tane. Ama yerim yok tabii. Bir saniye. Hemen bir sandık odasına gideyim. Şimdi şu spreyi bırakalım. Şu sağlık yanımıza duracak nasıl olsa. O da kalsın. Şu silahı bırakayım olmazsa ya, çok yer kaplıyor. Handgun'la idare ederim ben bir şekilde. Tamamdır. Şunu da bir birleştireyim. Tamam. Bu yedek sağlık benim yanımda dursun. Şu merdiven altında birkaç bir şeyler vardı. Onları da alayım da. Haritamız var burada. Her ne kadar o kadar da kullanmasak da alayım. Yanımda dursun. Şurada oklar var. Silahını yakında alacağız. O yüzden onları da yanımda tutayım. Şimdi denizaltı kısmına geçiyoruz. Ama tekrar buraya döneceğiz tabii. Burada da ayrıyetten çantamızı büyütmek için side pack var. Tamamdır. Şimdi gereken yere vardık. Şuradan yolumuza devam edelim. Burada da zombiler vardı değil mi? Aynen. Şunları öldüreyim. Isırmasınlar. Oo, iki taneymiş bunlar. Ölmedi. Hayır, yanlış yere ateş ediyorsun Claire. Ha. Göremiyorum nereye ateş ettiğimi. Ha. Oha! Nasıl üstüme doğru koştu o öyle? Evet, hafif kaoşun oldum şu anda. Neyse, sıkıntı değil. İdare ederim böyle. Bakayım burada neler vardı. Ha, inkibom var şurada. Şurasıyla işimiz var ama daha sonra gideceğiz oraya. O yüzden şuradan devam edeceğim yoluma.
Tamamdır. Şimdi şuradan yukarıya çıkacağım. Fakat sonrasında şurada bir şeyi kaldıracağız. Şu zımbırtıyla. Sonrasında buraya bayağı zombiler gelecek. Hızlıca orada asansörde olan eşyayı alıp sıvışmaya çalışacağım. Ama ısırılmam. Gerçi sağlığım var, sıkıntı olmaz ama. Şimdi şuradan aşağı ineceğim. Şurada Dodge Master yeteneklerimi kullanarak şimdi hızlıca eşyaları alıp kaçmaya çalışacağım. Kart vardı şurada yanlışım yoksa. Aynen yakalandım tabii. Kısalsana şunları. Tamam, biyozat kartı aldım. Ha, bu ısırmadı. Şu ısıracak ama tabii. Bakayım. Tamam, hap kavşunum hala. Sıkıntı yok. Tamam, kaçabiliriz. Tamam, kartı aldık. Artık buradan gidebiliriz. Bu arada şu sağdaki gördüğümüz uçak da yakında lazım olacak bize. Adadan kaçış yapabilmek için kullanacağız onu. Daha doğrusu kaçış yapabilme umuduyla. Niye takıldım ki ben oraya? Ha, ne o ya, bir dakika. Gaza gelmişim tekrar. Deniz altına geçiş yapacaktım. Tamamdır. Burayla işimiz bitti şimdilik. Sandık odasına uğramam gerekiyor mu? İnkıbonu bıraksam iyi olur ama şu anlık kalabilir. Bir onun için gidemeyeceğim açıkçası. Ama bir dakika. Bir dakika. Hayır. Dur bir dakika. Geri çık. Geri çık. Birazdan şu uzun kollu yaratıklardan gelecek. O yüzden şu taramalıyı yanıma alayım da onları öldürürken kullanırım. Nasıl olsa taramalıyı sonrasında pek kullanmayacağım. Grenade launcher falan olacak çünkü. Gerek olmuyor genelde. O yüzden mermilerini de kullanayım şimdiden, zora düşmeyeyim. Şu zombiyi ısırılmadan geçebilir miyim? Tamam, geçtim. Bunları geçtim, tamam. Burada bir tane daha mı var? Evet. Oo. Güzel kaçtım. Şimdi burada şu solucanımsı yaratık çıkacak.
Fakat bunu şu anda öldürmek zorunda değiliz. Kaçacağız o yüzden. Sonrasında Chris'le öldürüyoruz bunu. Şimdilik kaçmamız lazım. Oo. Ay beni burada yemez değil mi bu? Tamam kaçtım. Hiç öyle bir şey başıma gelmedi çünkü de. Bir de orada yiyormuş falan. Bütün oynadıklarım boşa gider ondan sonra. Şimdi burada bir şey var. Ha. Ok. Silahının mermilerinden. Şimdi şuraya bir girelim. Burada ne vardı? Burası gazete odası mıydı? Neydi galiba, değil mi? Aynen. Nerede o? Burada. Heh. Hayır. Nasıl üstüme saldırıyor ya? Biraz mesafe koyalım aramıza. Hemen üstüme saldırıyor. Bakayım, içeride bir tane daha var. Alsana şunu kızım. Heh. Burada canlar bir çekmece var. İleride lockpick bulacağız. Lockpick'le açabiliyoruz bu çekmeceleri ama hani geri dönüp açmaya çok değer mi diye sorarsanız açıkçası pek değmiyor benim gözümde. Neler çıkıyordu içinde bilmiyorum gerçi ama etrafta bulduğumuz mermiler de zaten yeterince oyunu bitirmemize katkısı oluyor yani. Onlara illa geriye dönüp yolu uzatarak açmaya çalışmak. Yani tabii oynayanın tercihine bağlı da. Ha, bu anahtar buluyorduk. Buna doğru ya. Bunlarda bir şey var mıydı? Bakayım. Açılmıyor galiba. Yok, açılmıyor. Tamam, burada başka bir şey yok. Belge falan da yok galiba. Dur bakayım. Ha, harita var burada. Yazıcıdan haritayı yaptırıyoruz. Çıkarttırıyoruz daha doğrusu. Alayım madem gelmişken. Yani zararı olmaz. Burada bir şey var mı? Tamam. Ay bu nasıl yaşıyormuş ya? Neyse. O kadar zaman yatmış ve yanına gelmemi beklemiş ısırmak için. Bravo. Cidden bravo. Ağır kavşun olmuşum ya. Dur şunu yiyeyim ben. Cimrilik yapmaya gerek yok. Taramalıyı yanıma aldığım iyi olmuş. Mermilerim bitti çünkü. Hayır. Az kalsın ısıracak da. Burnunun dibine girmişim. Açık dolap var. Heh. Burada da ok. Silahın mermileri. Ok silahın nokları desek daha mı mantıklı olur acaba? Tamam. Burada başka bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Şunun üstünde mermi vardır. Aynen. Ok silahının okları var burada da. 210 tane oldu bu arada. Ha, bu duş odası.
Bir dakika. Bu ölmedi galiba. Yok, ölmüş. Burada bir anahtar mı ne vardı? Bir şey vardı ya. Dur bakayım. Öyle hatırlıyorum ama. Bu arkadaşlar da burada yıkanırken gebermişler. Ne yapıyorduk bunu? Ha. Şunu çevireceğiz galiba. Tamam. Orada anahtar var. Aa, neyse. Bu suyu çektirmiyoruz demek ki. Burada da başka bir şey yok galiba. Bu anahtarı deminki şu silah dolabına benzeyen dolabın kilidini açmak için kullanacağız galiba. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Burada başka bir şey yok değil mi? Şuradaydı. Aynen. Doğru bilmişim. Ha, bu patlayıcı okları yapmak için zımbırtı çıktı. Bunu Bowgun'la birleştiriyorsunuz, patlayıcı ok oluyor. Şimdi şuradan mı devam etsek yoksa şuradan mı? Onda kararsız kaldım. Şuradan devam edelim olmazsa. Ha, burada yine Alfred'le karşılaşıyoruz. Şimdi burada mermi yemeden yukarıya çıkmamız gerekiyor. Tamam. Kaçacak şimdi zaten. Buraya bir tane plate getireceğiz. Kapı kilitliydi değil mi? Tersten kilitliydi. Aynen. O plate nereden iki tane buluyoruz? Birisini buraya, birisini de geride bir giyotin olan makina. Giyotin olan bir yer vardı ya. Oraya takacağız. Ama şimdi değil. Şunlardan birisi save odasıydı. Şuydu galiba. Aynen burası. Burada. Ha, hemostatik. Hemostatiği buldukça anlar. Şimdi Rodriguez'e oyunun başında hatırlıyorsunuz. Söylemiştim sizlere. Şimdi bunu bir ara mümkün olan bir zamanda götürelim ona. Çünkü bize lockpick verecek. Bir dakika. Ama onu ne zaman götürebiliriz? Plate alınca, o giyotinin dediğim. Giyotinin oraya parçayı takacağımızda daha uygun olur sanki o zaman gitsek. O yüzden şimdilik şuraya bırakayım ben hemostatiği. Şu anlık gitmeyeceğim çünkü. Ya almıyor. Heh.
Şunu şuradan alabilir miyim? Yok, alamadım. Tamamdır. Şimdi şunu da bırakayım şuraya. Bunlar kalsın şimdilik. Bununla değil tabi. Tamam, devam edelim şimdi şuradan yolumuza. Şuradan geçelim. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Alfred bizimle oyun oynayacak. Please try and keep me amused and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Evet, erkenden ölüp beni hayal kırıklığına uğratma falan dedi Alfred. Tamamdır. Şimdi havadan bir tane daha submachine gun'ımız oldu ama bunu Steve'e veriyorduk, değil mi? Heh, işte bak, bu yaratık için aldım taramalıları. Taramalıları. O söyleyebilsem bir de. Bu burunsuz arkadaş için aldık. Oo. Aşağıda öldüreceğim ben bunu. Çok bana vurdu. Gebermeyi düşünmüyor mu? Heh, nihayet. Tamam, kapı açıldı kendiliğinden. İlginç bir şey. Ay! Ödüm koptu lan. Ay, bir an geldi, ödüm koptu. Oo, Steve'den şekilli hareketler. Uf. Steve bayağı şekilli hareketler yaptı. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish, but thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal, in exchange for your Lugers. Okay. Evet, Steve anlaşmaya vardı. Bu sayede silahları aldık. Yes. Now this is my kind of weapon. All right. Silahlar boş tabi. This thing's empty. This thing's empty. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up aynen, there. Orada mermiler var. Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Evet, beni kaldır da sana alayım o mermileri diyor. Claire de. You're heavier than you look. Hurry up. Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death.
Okay, let's do it! Wait here, Claire! Time to test out my new toy! Steve yeni oyuncaklarını test edecekmiş. Hayır, tabii böyle değil. Böyle değil tabii. Şu kapıdan mı geçiyorduk? Umarım bu kapıdır. Dur bakayım. Nereye ateş ediyorsun Steve? Heh. Uf, hepsi patlıyor. Bir dakika, biz bu ne tarafa gidiyorduk burada ya? Ben unuttum burayı, bir dakika. Şöyle mi gidiyorduk? Birden böyle Steve'e geçmesini beklememiştim. They weren't even worth wasting the ammo needed to kill them. Ah, burasıymış. I've been waiting for you, m'lady. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve. What were you doing here? Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going. Steve önden koştu gitti. Ha, bunu başka kartla açıyorduk değil mi? Basmamla birlikte çökmesi big oldu yarın. Claire, are you okay? Steve, behind you! No! What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Steve! Tamam Steve öldü. Öldü Steve, tamam. Ha, bütün mermileri de bitirdi şimdi. Azıcık Steve gaza geldi. Father. 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 Evet, burada ne yazık ki Steve'in vurmak zorunda olduğu kişi babasıydı. Dad. Used to work for Umbrella. Evet, Umbrella için çalışıyormuş. Intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. We were sent here. Oh, Steve.
Umbrella için çalışıyormuş. İçeriden bilgi falan sızdırıyormuş. Fakat yakalanmış babası. Sonrası da buraya gönderilmişler. It's okay now. Just rest. Evet. Steven ne yazık ki geçtiği süreç de kötü. Şimdi burada başka bir eşya yok galiba. Bakayım şuralarda. Bu makineyi sonra açacağız falan. Bu açılmıyordu. Tamam, o kapıya gireceğiz. Şu açılıyor mu? Açılıyor, bir dakika. Burası nereye gidiyordu? Bir bakayım. Aa. Burada köpekler var. Şunları halledeyim be. Bir bakalım burada neler var. Geriden açtık bu kapıyı. Şu solucanın olduğu yere gidiyordu galiba burası. Değil mi? Aynen. Geriden. Lazım olursa buradan bir kısa yol yaptık kendimize. Ben geri döneyim şimdi. Taramalıyı kullanmama gerek yok aslında. Bayağı handgun mermim oldu. Bakayım başka var mı burada? Şu odaya sonra gireceğiz. Heh. Bunu almamız lazım da. Yer yok. Ne yapsak? Şunu yiyeyim olmazsa ya. Bunu almam lazım. Tamam, ilk plate'i bulduk şimdi. Şimdi geriye gidip takabilirim. Altın silahı da yerine koyabilirim. Ama şu plate'i takayım ben bir. Evet, nihayet şuraya geldim. Biraz yolu karıştırdım da. Şu plate'i takacağımız yere geldim nihayet. Tamamdır. Bu kartı aldık. Şimdi grenade launcher almaya gidebiliriz. Ama benim çantam çok dolu. Şuradan save odasına uğramam lazım. Evet. Canlar, ben bu bölümü burada bitireyim. Kartımızı aldık. Bundan sonrasında şu grenade launcher alacağız. Ayrıca de şu altın silahı yerine takacağız. Şu taramalıyı bırakayım geçici yanıma. Çantada dursun.
Inkubon alayım. Tamamdır. Şurada oyunumu kaydedip bölümü bitireyim. Şöyle ayrı kaydedeyim de. Evet. Resident Evil Code Veronica X için yaptığımız serinin de böylelikle ikinci bölümünü bitirdik Can'la. Gelecek bölümde kartımızı, amblem kartımızı kullanarak yolumuza devam edeceğiz. O zaman gelecek bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.